İşte benim harika şirin tuzağım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Aha! Başardım, güzel. Ayak izlerini ortaya çıkaran formülüm işe yarayacak. Birazcık sert olmuş ama şimdi daha iyi olacak. Bundan sonra yeryüzünde şirinler diye bir sorunun adı bile geçmeyecek. Sen ne kadar şirinsin küçük dostum. Beni sevdi, çok sevdi. Yine de dikkatli ol, neyin nesidir bilmiyoruz. O elindeki de ne sakar şirin. Ay bilmiyorum ki. Tutabilir miyim? Bunu önce Şirin Baba'ya göstermeliyiz. Şirin Baba bize her zaman derdi ki... ne derdi? Şirin Babacığım, bak ben ne buldum. Benim olabilir mi? Bir kabarık. Yok sakar şirin, bu kesinlikle olmaz. Şimdi onu nereden aldıysan oraya bırak. Gördün mü? Sana Şirin Baba'ya gösteririm demiştim. Ama hayır, sen beni dinlemedin. Hiç dinlemezsin. Ama Şirin Baba öyle minik bir şey ki. Minik kabarıklar başımıza bela olurlar. Onu yerine koy. Peki Şirin Baba, ne yapayım? Pekala şirinler. Tomrukları toparlayın bakalım. Ah, üzgünüm minik kabarık. Sanırım vedalaşmamız gerek. Eğer uçunu tutamazsan bu hiçbir işe yaramaz. Aha! Şirinlerin ayak izleri. Fazla uzakta olamazlar Azman. Ne? Bu sefil yaratıklar nereye kayboldular? Vay! Çabuk hepiniz aşağı atlayın sizi sefil mavi şeytanlar. İmdat! Ah Azman, Azmancım benim. Ah, bak henüz her şey bitmiş sayılmaz. Barajın suları iyice çekilince tamirata ve tomrukları yerleştirmeye başlarız. Pekala minik kabarık, eminim çok açsındır. Benim işe dönmem gerek. Hoşça kal, görüşürüz. Yuhu, minik kabarık, ben geldim. Minik kabarık.
Saklanmayan sıvıdır diyorum. Ay. Anneciğim. Kurnaz Şirin. Kurnaz Şirin, galiba bir sorunum var. Üzgünüm Sakar Şirin ama öğle yemeğimi yiyorum ben. Ve öğle paydoslarında da sorunlar tartışılmaz. Çünkü dinlenme vaktidir. Gördün mü? Ha, aynı onlara yaptığı gibi. Ay şunlara bak. Bunlar da ne? Bu kabarık buraya nereden geldi? Ay şu hale bak. Şirin baba çok haklıymış. Kabarıklar başımıza bela oldu bak. Ve ona karşı geldiğini öğrendiği zaman sonra gerçekten çok kızacak. Ay eminim öyle olacak. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum ama bir an önce bir şeyler bulmalısın. Şirin babanın laboratuvarı. Merhaba Şirin baba. Bir sorun mu vardı Sakar Şirin? Sorun mu? Yok. Yani şey ben sadece et çorba ister misin Şirin baba? Yoksa tatlı mı istersin? Şirin babacığım, biz de en iyisi gidip yürüyelim. Hadi dolaşalım Şirin baba. Lütfen Şirin baba. Ama ben daha yemeğimi yemedim ki. Burada neler oluyor Sakar Şirin? Biliyorum Şirin baba. Sakar Şirin, sana kabarıkların bela olacaklarını söylemiştim. Tabii Şirin baba. Neden olmasın tabii ki. Laboratuvarımı mahvediyorlar. Bu çevredeki bütün kabarıkları derhal toparla ve hepsini götürüp ormana bırak. Şimdi Şirin baba. Gittikçe yaklaşıyoruz Azman. Bunu hissedebiliyorum. İşte ne söylemiştim sana? İşte Şirinler buradaymış. Ağaçları biraz önce kesmiş olmalılar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Gitsene kabarık, çekil buradan. Şirin'e, onları buradan uzaklaştırmanın tek yolu bir şekilde korkutmak olmalı. Bak beni seyret şimdi. Sanırım hepsi bu kadar gözlüklü. Vakit kaybetmeyelim. Hadi Şirin babanın söylediği gibi onları buradan bir an önce çıkaralım. Ay. Nihayet ortalık biraz sakinleşti. Şirin baba, çabuk kabarık yaratıklar yaptığımız barajı yiyorlar. Defol buradan. Şirin baba geliyor. Dua etmeye başlayabilirsin. Yaşa Şirin baba, yaşa sen de. Çabuk olun, kabarıklar uyanmadan hepsini buradan çıkarmalıyız. Bu küçük yaratıklar bana çok iyi bir fikir verdi doğrusu. Uyan Şirin baba, uyanmaya başladılar. Elimdeki bütün uyku tozlarını kullanmıştım ve başka bir karışım hazırlamak için vaktimiz yok. Çok güzel. Bunlar Şirinlerin ayak izleri. Bu da bize gösteriyor ki Şirinler er ya da geç buradan tekrar geçecekler. Ve geçtikleri zaman hepsi tuzağıma düşecekler. Hiç faydası yok Şirinler. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yükselme devrimizi yaşıyorduk. Ne yazık ki Şirinler Krallığı da diğerleri gibi yıkıldı. Bunlar hepsi benim yüzümden oldu Şirin baba. Yeter müzisyen, artık dayanamıyorum. Yeter diyorum sana, yeter. Ya müzisyen, çalmaya devam et. Daha yüksek. Ne? Tanrım, bakın. Daha hızlı müzisyen, müziğinden çok hoşlandılar. Sahi mi? Hey, bunlar müzikten anlıyorlarmış. Ama ben onları nereye götüreceğim? Onları tomrukları kestiğimiz yere götürüp bırak. Şşş,
Dinle. İşte bütün şirinler yine o lanet olası mutluluk şarkılarını söyleye söyleye geliyorlar. Ama az sonra mutlulukları bitecek. Onları yakaladık Azman. Sonunda şirinleri yakaladık. Uy, ay, kutunun ağırlığına bakılırsa hepsi burada olmalı. Ay, söyler misin Şirin Baba? Bu büyücü zavallı minik yaratıkları sence ne yapacak? Ben de bilmiyorum Sakar Şirin. Hadi gidip öğrenelim. Sonunda o sefil şirinleri elime geçirebildim. Hem de hepsini. Gidin, gidin başından, gidin. Çekilin şuradan diyorum. İğrenç yaratıklar sizi, gidin. Bu sefer de elimden kurtuldular. Eğer o sefil mavi yaratıkları elime bir geçirirsem ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Pekala şirinler, çekin. Hop, hadi. Bu işten nefret ediyorum. İşte, şu kutuyu tutar mısın Sakar Şirin? Tabii ki tutarım Kurnaz Şirin. Ayağım çok kötü. Ayağımı şişmesini önlemek için kar çiçeğinin polenlerine ihtiyacım olacak. Ay ay ama o da laboratuvarda kaldı. Sen hiç merak etme Şirin Baba. Ben hemen gidip onu getiririm. Sakar Şirin, hepsi senin suçun. Eğer laboratuvara gidip kar çiçeğinin polenlerini getirmezsen Şirin Baba seni asla başlamaz. Olamaz. İşte geliyor Şirin Baba, dayanın. Tamam artık, ben götürürüm. Sen bırak. İşte geliyor Şirin Baba. Ama Kurnaz Şirin, bu haksızlık olmuyor mu? Ay ya! Ama hala bana gelmedi. Hiç merak etme Şirin Baba. Ben sana istediğin kadar kar çiçeği polenini toplayabilirim. Ama yeryüzünde sadece bir yerde kar çiçeği yetişiyor Kurnaz Şirin. Ve yılda bir tek gün çiçek açıyor. Şanslıyız. Çünkü şu sırada çiçek açmış olmalı. Tamam, bana nerede olduğunu söyleyin, hemen gidip getireyim. Öyle düşünmene çok sevindim Kurnaz Şirin. Çünkü ihtiyacımız olan kar çiçeği tam karşınızdaki heybetli buzdağının en tepesinde. Buzdağının tepesi mi? Şimdi beni çok iyi dinleyin. Kar çiçeğine asla zarar vermeyeceksiniz. Sadece polenlerini toplayacaksınız. Böylece kar çiçeğini seneye bir daha açmasını sağlamış olacağız. Merak etme Şirin Baba. Gidiyoruz. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakal Şirin Baba. İyi yolculuklar. Kendinize dikkat edin. Oraları soğuktur ha. Ay. Güçlü Şirin, ben çok susadım be ya. Ayrıca tuvalete gitmem gerek be ya. Üstelik yatağımı da düzeltmemiştim. İzin ver de geri döneyim ha. Lütfen sakin olur musun? Bunda korkulacak bir şey yok. Çok kolay olacak. Güçlü Şirin, sanki biri bizi gözetliyormuş gibi. Seyretmek mi? Hohohoho! Hadi yapma Şirin'i. Ay. Ay, burada benim de tüylerim ürpermeye başladı birdenbire. Hadi Şirinler, büyük Şirin'in istediği şu kar çiçeğini alalım ve hemen gidelim. Bakın, işte orada. Ne kadar güzel değil mi? Son Şirinler de kar çiçeğinin uğrunda donacaklar. Hey! Bu kocaman çukur da nereden çıktı? Bilmiyorum. Hey! Bilmek istediğinizi hiç sanmıyorum. Hadi artık şu poleni toplayalım da eve dönelim. Tamam. İşte orada. Dikkatli ol. Ona bir türlü yetişemiyorum. Aranızda en uzun boylu olan beni yukarı çekmeye çalış. Bu çok tehlikeli Şirin'e. Belki de vazgeçmeyelim. Yo. Ben iyiyim. Şirin!
Şirinemiz gitti. Ne kadar severdik. Gitti. Şirine gitti. Gitti. Gençecikti, sarışındı, güzeldi. Hadi bul bakalım Şirine'yi. O bir taneydi. Başkası yoktu ki ondan başka. Şirinem benim, Şirinem. Bunu Şirin Baba'ya götürelim. Hadi götürelim. Bunun hiçbir faydası yok. Asla başaramayacağız. Başaramayacak mıyız? Ay bunu biliyordum. Başından beri biliyordum. Şirin Baba. Hey sakin olun bakayım. Şirin Baba başımızın dertte olduğunu bilince bir çözüm bulur mutlaka. Belki de Kızılderililer gibi haberleşebiliriz. Şirinlerin şu anda ne yaptığını çok merak ediyorum. Şimdiye kadar çoktan dönmüş olmalıydılar. Şunu keser misin sen? Affedersiniz Şirin Baba. Şirin Baba bakın. Birileri haber göndermeye çalışıyor. Hem de buzdağından. Şirinlerin başı dertteymiş. Çabuk bana kızağımı getirin. Lütfen beni bırakır mısın? Lütfen. Lütfen. Lütfen beni burada tutma. Benim hemen arkadaşımın yanına dönmem gerekiyor. Bak. Ben ne sana aittim ne de buzdağına. Şimdi bırak da gideyim artık. Ay lütfen ağlama. Ben sana istediğin her şeyi verebilirim ama biraz sonra. Soğuktan donmak üzereyim. Ay, teşekkür ederim ama çok acıktım biliyor musun? Ama benim için de buz olmayan bir şey yemem gerekiyor. Tanrım. Keşke şimdi Şirin Baba burada olsaydı. Keşke şimdi Şirin Baba da burada olsaydı. Şirin Ebe. Kaçın. Ay çıkamıyorum. İşte şimdi gerçekten kızdı. İşte şimdi başımıza bela aldık. Dua edin de onu biraz korkutalım. Hadi Şirinler, herkes iş başına. Al bunu da. Al bunu da. Gözüne adam, gözüne. Çıkamıyorum. Aferin size Şirinler, neredeyse geldik sayılır. Durun. Doğru yere geldik. Kar çiçeğinin yeri burasıydı. Ama şimdi yok. Şirinler de ortalıkta görünmüyor. Yerdeki oyuklara bakılırsa burada deprem olmuş çocuklar. Ve anlaşılan zavallı Şirinler de buraya düşmüşler. Zavallı obur Şirin. Ölmeden önce son bir kez sevdiği yemeklerden bile yiyemedi. Ve Sakar Şirin de artık ayağıma asla koca kütükleri düşüremeyecek. Ama Tanrım. Bunlar bizim Şirinler olmalı. Deve geçiyorlarmış. İmdat! İmdat! Sizi gördüğümüze çok sevindik. Şirin Baba, işte istediğiniz kar çiçeğini sonunda bulduk. Bu harika. Şimdi Şirin'i kurtarmak için plan yapalım. Ben de bu arada ayağımı iyileştireyim. İmdat! Teşekkür ederim kar adam. Bugün tam iki kez hayatımı kurtardın. Kar adam söylesene ayağında ne oldu? İşte burası. Şirine içeride olmalı. Sakın korkma, seni oradan kurtaracağız. Ay.
Kolla kendini, güçlü geliyor. Dursana, beni nereye götürüyorsun? Çabuk geri gel koca yaratık. Gel, onu bırak. Gel. Hadi bakalım. Hadi gel. Çok korkak var. Korkutuyorsunuz. Bu zararsız bir kara adam. Şeytan değil, hiç kimsesi yok. Bu nedenle benim burada kalmamı istiyor. Kara adam, sana bir zarar vermek istemiyoruz. Bu kar çiçeğinin polenleri ayağına iyi gelecektir. Gördün mü? Kar çiçekleri nasıl sadece buzun içinde yaşayabiliyorlarsa, şirinler de sadece kendi yaşam koşullarına sahip oldukları şirinler kentinde yaşarlar. Tıpkı bu kar çiçeği gibi yeryüzünde bir tek şirini var sevgili kar adam. Ama artık bu güzel kar çiçeğinin yaşaması mümkün değil. Kar çiçeği! Sakın unutmayın, ihtiyacımız kadarını alacağız. Bizimle kar çiçeğini paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl açtıklarında tekrar geleceğiz. Kar adam, böylece her sene birbirimizi tekrar görebileceğiz. Hoşça kal. Bugün burada kar çiçeğinin polenlerini toplayabilmek için hayatını tehlikeye atan şirinler şerefine toplandık. Evinize döndüğünüz için mutluyum. Evinize hoş geldiniz. Ne? Ben seni orada sanıyordum. Hayır, biraz atıştırmak için çıkmıştım. Biraz daha kek ister misin? Bir kutuda içecek var. Siz istemiyorsanız bana verin. Ay sana bir hediye vermek istiyorum Şirin Baba. Ay, evet, hepinizin gördüğü gibi her şeye rağmen Şirinler kentinde yaşam normale döndü. Ah, mükemmel bir ağaç. Ne nefis bir mantar. Göz kamaştırıcı bir mantar. Bununla mantar erzağım iki katına çıkacak. Azman, o zaman o sefil şirinleri yok edecek yeni formülü elde edebileceğim. Oo, Azman! Azman, ben çalışırken aptalca oyunlar oynamayı bırak. Bu şirinlerin sesine benziyor. Bak Azman, periler. Bir şey gömüyorlar. Kraliçe Linon çok memnun kalacak. Evet, orman perileri minnettarlığını göstermiş oldu. Küçük perilerin gizlemeye çalıştığı şeyi hemen ortaya çıkaracağız. Olur mu Azman? Belki yiyecek gömmüşlerdir ya da belki... Azman çık o delikten! Bak Azman, burada ne varmış? Altın, burada altın buldum Azman. Gerçek altın. Zenginim. Bu güç demektir Azman. Bu varlık demektir. Mücevherler alacağım. Güzel giysiler, kral gibi yiyeceğim. Bana gülerlerdi. Benimle alay ederlerdi ha? Sen burada bekle Azman. Sana güzel bir sürpriz yapacağım. Hey, bu da ne? Bir alçak altınımızı çalmış. Ama nereye saklı olduğunu kim bilebilir? Kim var orada? Aha, belki hırsızlardır. Dayan aptal şirin. Dayanıyorum güçlü şirin, dayanıyorum. Hiç komik değil aptal şirin. Sana bir hediyem var. Çok sağ ol sakacı şirin. Ay bakayım. Dikkat edin. Bu bir peri.
Hayır, peri yaralandı galiba. Ona yardım etsek fena olmayacak. Hayır, aptal Şirin, perilere asla güvenemezsin. Öyle mi? Neden peki? Anlamadım. Güvenme işte. Çok doğru. Hepsi baş belasıdır onların. İyi ama benim başıma hiç bela olmadılar ki. Hadi hemen dönüp bütün olanları Şirin Baba'ya anlatalım. Evet, hadi. Evet. Periler gerçekten kötü müdür? Ay bekleyin geliyorum. Ay kaçmayın. Şirinler, tahmin etmeliydim. Küçük sıçanlar. Önce altınımızı çaldılar, sonra da bana saldırdılar. Ama benden kurtulamayacaklar. Evet gözlükte Şirin. Küçük şirinlerim sarmaşıklarla döndüğünde tamirat neredeyse bitmiş olacak. Keşke ben de onlarla gitseydim Şirin Baba. Benim gözetimim olmazsa orada başlarını nasıl bir derde sokacakları hiç belli olmaz. Aslında... Şirin Baba bir peri gördük. Evet ve o peri atıyla bizi ezmeye çalıştı Şirin Baba. Ve kötü niyetli birine benziyordu. Evet ve atından düştüğü zaman yaralanmış olmaydı. Ondan sonra yaralandı biz de... Yaralandı mı? Peki ona yardım ettiniz mi Şirinler? Bir periye niye yardım edelim ki Şirin Baba? Onlar kötüdür. Ve sinsidir, evet. Ve komik görünüşlü. Komikti. Bu defa çok haklılar Şirin Baba. Kötü şans getiren periler olduğunu duymuştum. Demek söylentiler ve dedikodular yüzünden ona yardım etmediniz öyle mi ha? Ama Şirin Baba, ona yardım etmenin çok... Değersiz mavi şirinler. Bizden çaldığınız altını geri vermenizi istiyorum. Hemen. Bu o Şirin Baba, gördün mü ne kadar kötü? Altını istiyorum. Ya onu verin ya da adamlarımı getirip onu zorla alırım. Ama büyük bir hata yapıyorsun. Ne altına ihtiyacımız var ne de hırsızlık yaparız biz. Geri geleceğim ve köyünüzü mahvedeceğim. Perilerden nefret ediyorum. Çok tuhaf. Birçok peri barışçı ve dost canlısıdır ama bu genç prens ona yalan söylediğimize şartlanmış. Peki sence prens geri gelip köyümüzü mahveder mi Şirin Baba? Bilmiyorum gözlüklü Şirin ama hemen peri krallığına gidip bu uğursuz meseleyi halletmem gerekiyor. Hoşça kalın küçük şirinlerim. Uslu durun. Şirin Baba. Dileyin şirinler. Geri dönüp peri saldırısına karşı hazırlık yapsak iyi olacak. Haklısın güçlü Şirin. Bence Şirin Baba bile onları durduramayacak. Ama Şirin Baba bütün sorunları halleder. Bunu çok iyi biliyorum çünkü onun asistanıyım. Ve ben konuştuğumda Şirinler dinler. Bu nedenle... İçimden bir ses Şirinlerin beni dinlemediğini söylüyor. Köyü bir kaleye çevirmeliyiz. Hiçbir peri köyümüzü yerle bir edemez. Evet, onlara günlerini gösterelim. Şirinler itilip kakılamaz. Özellikle periler tarafından. Perilerden nefret ediyorum dedim ya. Ah mücevherler, ipekler, kolyeler, kıskanılacak şeyler alacağım. Şatamı kaleye çevireceğim, hiç şüpheniz olmasın. Halk ve bütün şirinler her söylediğimi yapacak. Bana hizmet edecek kölem olacak, saygı gösterecek. Bir gemi alıp yakın ve uzak yerlere tatile gideceğim. Karadan denize her yere, buradan dünyanın öbür ucuna kadar. Artık ne itelenme ne kakalanma, artık güzel giyineceğim. Artık ön koltuklar, zaten çarşaflar hepsi zengin Gargamel için. İşte böyle. Ne kadar mükemmelsin sen. Oh ne muhteşem büyücüsün. Kesinlikle muhteşemsin. Size iyi günler dilerim nazik efendim. Sizin gibi akıllı bir beyin düşünmeden hayır diyemeyeceği bir teklifim var. Size dinlemek ister misiniz? Ya öyle mi? Neymiş? Tabii öyle. Eminim o eski sözü duymuşsunuzdur. Öyle mi? Atalarımız der ki para parayı çeker. Çeker mi? Bekleyin. Uzak Katay ormanından eşi benzeri olmayan bir altın bulucusu. Bir ne? İşte karşınızda efendim. Bu değerli yaratık kokudan altını tespit eder. Yerini mi tespit ediyor? Altın mı? Evet efendim. Dürüst bir beyefendiyi düşlerine kavuşturacak kadar çok altın. Düşlerime kavuşturacak kadar mı? Evet efendim. Dünyada bu yaratığın bir benzeri bile yoktur. Size yemin edebilirim. Yine de altınınız beni onu değerinden ucuza satmaya ikna etti tabii. Korkmana gerek yok Azman. Seni külçeyle tanıştırmak istiyorum. Çok nadir ve değerli bir yaratıktır. Eminim ikiniz iyi arkadaş olacaksınız. Evet Azmancığım.
Yetenekli burnu perilerin ormandaki bütün altınlarını kokusundan bulacak. Ye altın avcım ye, çok yakında yola çıkacağız. Ah külçe yavrum, eğlen eğlen eğlen, bana bir servet kazandıracaksın yakında, hem de çok çok yakında. O hırsız mavi şirinler yaptıklarının cezasını çekecekler, bunu ben yapacağım. Anne! Anne! Garth, saraya sağ salim dönmene çok sevindim oğlum. Anne, orman perilerinin sakladığı altınlar şirinler tarafından çalındı. Şirinler tarafından mı? Emin misin peki? Evet anne, sonra bana saldırdılar. Bence yanılıyorsun Garth. Şirin babayı tanırım, o çok dürüst ve nazik biridir. Belki öyledir ama öbürleri çok yaramaz ve çok kötü niyetli. Ben peri şövalyelerini alıp altınımızı geri alacağım. Nasıl? Savaşarak mı? Kanıt olmadan buna izin veremem. Altın hırsızlarını başka bir yerde ara. Hayır anne, hırsızların onlar olduğuna hiç şüphem yok. Onlar artık düşmanımız. Sana olan saygıma rağmen bunu anlamayacak kadar yaşlı olduğunu görüyorum. Yaşlı mı? Bu ne cüret? İleri şövalyelerim! Altınımız ve ülkemiz için! Altınımız ve ülkemiz için! Gözcü kulesi hazırlandı güçlü şirin. Oh! Aferin Muci şirin. Şimdi bir tane de gözcü bulalım. Şişt, korkak şirin, sen ilk gözcümüz olabilirsin ha. Ben oraya mı tırmanacağım? Evet, tek yapacağın beni gördüğünde bize bağırmak. Tamam ama ben yüksekten çok korkarım. Sakin ol korkak şirin. Diğerlerini çok üzüyorsun. Aşağı bakmayacağım. Ve bunu getirdiğim yerde daha çok var Muci şirin. O periler bunlardan birkaçıyla karşılaşana kadar bekleyin. Pastalarında ne yaptığını söyler misin bana şakacı? Görev çağırıyor aşçı. Bu pastalara soğumamız için ihtiyacımız var. Pastalarımı geri ver benim. Hamur. Bunu da perilere karşı kullanabiliriz değil mi? Hadi. Peki hala aşçı şirin. İşte peri tuzağı böyle yapılıyormuş. Bu tuzak tam da bana göre. Beni buradan kurtarır mısınız lütfen? Şimdi olmaz aptal şirin, işim var. Evet, benim de işim var. Peki sağ olun bari. Periler geliyor. Ya ben peri meri göremiyorum, hiçbir şey yok burada. Peri krallığına geçiş kapısına varmamıza çok az kaldı Leylek. Bak işte orada. Evet, Garth bana her şeyi anlattı Şirin Baba. İtiraf etmeliyim, aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Bu yüzden buraya geldim Kraliçe Lina'nın. Bağışlayın beni majestem. Prensi her yerde aradım ve şövalyelerle birlikte ayrıldığını duydum. Şövalyelerle mi? Ben de bundan korkuyordum. Akılsız oğlum bana karşı gelip adamlarıyla buradan gitmiş. O halde kaybedecek zaman yok. Hadi birlikte gidelim. Ve çok geç olmadan onu ikna edelim. Şirinler altınlarımızı almak ne demek görecekler. Cezasını kötü çekecekler. Ülkemiz için! Aptal şirin bak, periler geliyor. Ay olamaz, bunlar periler. Şirinleri uyarsan iyi olacak korkak şirin. Periler buraya geliyor. Savaş yerlerinizi alın şirinler, gözlerine vuracağız. Hadi canım, acele edin. Saldırın. Ateş. Ay. Ateş. Bu alanda uyumak ne kadar zorlaştı böyle. Duvarlarını indirin.
Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Köye girin! Uçmaya başlayın şövalyelerim! Onlara gerçek gücünüzü gösterin! Biz Şirin'den icabına bakarız Prens Kaan. Mancınıklarınızı kullanın! Mancınıklarınızı kullanın! Sertlikten hoşlanırım bebek, adamın gözüne vururum ben ha! İn aşağı! Gel! İn aşağı ya da ben ineyim aşağı. Bunu tam zamanında atmamız gerekiyor şakacı Şirin. Evet, bu onlara şirin bir sürpriz olacak. Onlara ne çarptığını anlayamayacaklar. Durun, durun! Hepsinin ziyan olmasına göz yumamam. Ay ya, bu kalbimi kırıyor. Bu atış, bu kötü perileri hepsini durdurmalı. Ha? Evet, umarım bu onları durdurur. Tekrar söylüyorum, perilerden nefret ediyorum. Saldırın! Hadi! Ay ay ay, imdat! Ay! Ay, bu tür işlere uygun bir şirin değilim galiba. Ne kadar zengin olacağımı bir düşün Azman. Bir karede yaşayabilirim. En iyi yemekleri yerim. En yeni moda elbiseleri giyerim. Gerizekalı külçe. Senin altın bulman gerekiyor. Şirin çileği yemen değil. Külçe hayır. Sadece bir şakaydı canım. Köye neredeyse varacağız kraliçeliğinin. Umarım geç kalmamışızdır. Aa, şuraya bakın. Bu konuda biraz mantıklı olalım külçe. Perilerin altınını bir kök altında buldum. Şimdi sıra sende. Senin için büyük para verdim ve verdiğim paraya değdiğini görmek istiyorum. Demek bizim altınımızı bu kötü yürekli büyücü çalmış. Bu işte Gargamel'in parmağı olduğunu tahmin etmeliydim. Umalım da bu sorunu büyümeden halledebilelim. Şirinler! Bana kulak verin, bir duyuru yapacağım. Ay, özür dilerim Şirin Baba. Şirinler, beni dinleyin. Bu Şirin Baba, Şirin Baba. Periler bize saldırdı. Evet, ama biz kazanıyoruz ha. Ne diyorsun sen Sefil Şirin ha, söylesene. Bırakın savaşmayı. Beni dinleyin, Şirinler ve periler. Aramızda dostluk ve barış rüzgarları esmeli. Asla bir hırsız Şirin'le dost olmayacağım ben anne. Ama altınlarımızı Şirinler çalmadı Gart. Onu çalan kötü büyücü Gargamel. Gargamel mi? Evet, Gargamel. Ve perilerle olan dostluğumuzu kanıtlamak için benim küçük Şirinlerim Gargamel'in altınlarını çalmasına engel olmalarına yardım edeceğiz. Dinle. Yakında bana biraz altın bulmazsan külçe, senin beceriksiz bir altın avcısı olduğuna karar vermem gerekecek. Aha, sen bu ağacı bayağı ilginç bulmuyor musun ey külçe? Seni aptal, hemen gel buraya. Külçe, altın mı? Altın, 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 altın. Ay, arıymış, arı. Ay. Azman, ne oluyor burada? Altın, altına yakıştık galiba. Oh hayır, bu büyülü bir ağaç olmalı. Yoksa büyülü bir ormanda mıyız? Gargamel'i işte burada gördük. Büyük işler karıştırıyor gibiydi. Bak anne, biri sihirli ağacımıza girmiş. Ülkemize girmeye kim cesaret edebilir ki? Gargamel! O halde krallığımıza girmek üzeredir. Onu durdurmalıyız oğlum. Bak Azman, şuraya bak. Bu gerçekten doğru. Peri dünyası diye bir yer sahiden var. Oo, zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım. Şu kapıya baksana Azman. Saf altın bu. Ne kadar şanslıyım. Ortalıkta kimsecikler yok. Ah, ne kadar şanslıyım ben. Sadece bu çatı bile bir servet eder. Saf altın. Saf altın bu. Zümrütler, yakutlar hepsi benim. Oh, ne kadar mutluyum ben. Mutluluktan ağlayacağım.
Bu Gargamel. Anne bak, şehrimizi talan ediyor bu. Aa, şans yüzüme güldü. Tarih kuşu kondu. Bir kral, bir kral kadar zenginim artık ben. Ne kadar korkunç. Ve burayı korumasız bıraktığım için hepsi benim suçum. Ay, lütfen kendini suçlama Prens Guard. Hepimiz hata yaparız. Ben bir kere yapmıştım. Ben bile yapıyorum. Prens, güçlü. Her şey hazır mı? Bu onu biraz yavaşlatır. Yukarıdaki durum ne? Gargamel dışarı çıkıyor. Hazırız. Karadan denize her yere, buradan dünyanın öbür ucuna kadar. Artık ne itelenme ne kakalanma, güzel giyineceğim. Ön koltuklar, saten çarşaflar, hepsi zengin Gargamel için. Oy. Kapa çeneni aptal geri. Ateş geldi. Evet. Kim bunlar? Hey. Bunun başıma geliyor. Ateş. Gezin dedem. Gezin. Oy. Beni iyi dinle Gargamel. Buradan hemen git. Bir daha da dönme, tamam mı? Şirinler. Burada perilerin arasında. Ne işte hacıcı, galiba burada kalacağım. Yemek için canım. Gargamel'i çam kozalakları ve meşe palamutlarıyla yeneceğinizi mi sandın? Biz periler daha fazlasını da yapabiliriz. Ay, yapmayın, durun yeni elbiselerim. Durun. Tamam, gidiyorum canım. Gidiyorum. Domatesleri atmaya hazırız Şirin Baba. Ateş serbest güçlü. Şimdilik gidiyorum ama geri geleceğim ve o altınları alacağım. Defol buradan kötü büyücü. Mutlaka gelip o altınları alacağım, alacaklar sizi. Şirin Baba, Kraliçe Leanon, Gargamel geri geleceğini söylüyor. Bu konuda yanılıyor güçlü Şirin. Bizi bir daha asla bulamayacak. Sihirli ağacın yerini unutmamalıyız Azman. Dönüş yolculuğu için tabii. Yok. Neler oluyor? Hayır. Kayboldu. Bütün o altınlar kayboldu. Altınlarımı istiyorum. hayır. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum Şirinler. Ve şimdi oğlum ve şövalyeleri size köyünüze kadar eşlik edecek. Tamiratı da size yardım edecekler. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz Kraliçe Leon'un. Bugün hepimiz çok önemli şeyler öğrendik. Mesela ben. Bir daha asla birileri hakkında acele karar verip ön yargılı davranmayacağım. Mavi yaratıkları hep kötü sanmıştım. Ne kadar yanılmışım. Tabii, biz kötü değiliz ki. Evet, bu hoşuma gidiyor. Farklılık hayatın tadıdır aptal Şirin. İyi ki bütün bu olanlar iyi sonuçlandı. Al sana bir hediye. Sanırım bunu hak ettim ben. Şimdi anladın mı anne? Bir Şirin'e asla güvenemezsin. Sabırsızlanıyorum. İşte biri. Evet, eminim bu odur. Evet. Şirin baba. Haklıydın. Sen haklıydın Şirin baba. Geliyorlar. Aynı senin dediğin gibi. Birini gördüm bile. Senin için sevindim hayalci Şirin ama yat artık. Onları 3 gün daha beklemek zorundayız ve yarın yapılacak çok iş var. İyi geceler. İyi geceler Şirin baba. Şirinler, sizden nefret ediyorum. Sizi bir elime geçirirsem gösteririm gününüzü. Nerede, kim nerede? Merhaba, kimse yok mu? Kim var orada? Ne istiyorsun? Olamaz, 3 gün daha. Ne kadar uzun bir bekleme süresi bu. Nihayet demek sonunda gelebildi. Bunu o kadar uzun bir zaman bekledim ki. Kusura bakmayın efendim ama Orta Asya bozkırları buraya çok uzak bir yer ve eklemek zorundayım ki bu çok uzun bir yolculuk. Dönüş yolculuğu da çok uzun olacaktır şüphesiz. Nihayet gelebildi Azman, nihayet gelebildi.
yo 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 bebek Şirin. İşte şimdi benim kadar şirin bir yer oldu. Oh, yo yo hayır hayır bebek Şirin, canını yakacaksın. Sadece iki gün kaldı ama süslenmesi gereken tam 73 ev daha var. Yıldızlara bir yakarış. Her 12 yılda bir gelir bunlar. Uçan yıldızlar kayar mı kayar? Onu kutlayacağız. Şimdi beklemeliyiz. Çünkü hepimiz buna katılmalıyız. İki gün sonra kayan yıldızlar gelecek. Uçan yıldızlar kayar mı kayar? Onu kutlayacağız. Bu köy artık bize dar. Ama ondan önce yapılacak çok iş var. Ah, kullanma kılavuzu. Ay aptal herifler, yazı Tibet dilinde yazılmış. Tercüme etmek zorundayım. Şimdi yapılacak ne çok iş var. Mucit Şirin, sana minnettarım. Geleneksel meşaleyi yapmayı unutmamışsın. Sana minnettarım. Süsleri yapmayı unutmamışsın. Süslerden nefret ediyorum. Punt, punte. Yüce kötülükler adına. İşte tercümem tamamlandı. Parlak yıldızlar belirmeye başladı bile. Ne kadar az zaman ama ne kadar çok iş var. O yüce yama, domates ve salça, dokun şu yumurtaya ve yap onu lanetli. Ah yüce yama, Tibetli lama, lanetle şu yumurtayı. Hazırlıkları yapmak için bir gün var, sadece bir gün. Sadece bir gün kaldığı doğru hayalci ve Şirin Baba dedi ki o zamandan önce bütün hazırlıkları... Biliyoruz, gördük ne Şirin. Bildiğinizi ben de biliyorum ama Şirin Baba'nın son derece gönüllü yardımcısı olarak bu benim için... Hey, Şirinler! Şirinler! Şuna bakın! Bu ne tür bir yumurta gözlüklü Şirin? Anlaşılan bu ha! Bu olamaz pekala bu! Ondan da olamaz her neyse! Onu ben buldum! Ondan nefret ediyorum! Şirin Baba bu yumurtayı görene kadar bekleyin! Özellikle onu benim bulduğumu söyleyeceğim anı! Henüz değil ama çok yakında. Hayır gözlüklü Şirin, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Asla, hem de uzun yıllarımı bir kuş sever ve yumurta uzmanı olarak geçirmeme rağmen yıldızlı bir yumurta hiç görmemiştim doğrusu. Yıldızlar. Evet, demek bu oradan geldi. Bu yıldızlardan geldi. Bu başka bir gezegenden geldi. Evet, yıldızlardan. Size soruyorum, neden bu diğer gezegenlerden bize bir haberci olmasa Şirinler? Kendini böyle kaptırma hayalci Şirin. Ama Şirin Baba, bu yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Bu yumurta henüz tanımadığımız daha büyük bir Şirin tarafından özellikle bizim için gönderilmiş olabilir. Bakın! Ne kötü bir koku. Kokudan nefret ediyorum. Kovalanmaktan nefret ediyorum. Nihayet sen de kokuyu alıyor musun Azmancığım? Bu bana ben küçük bir çocukken annemin mutfağından dışarı çıkan kokuları hatırlattı. Gel Azman, planım yumurtadan çıktı. Benimle gel Azman, yapılacak işler var. Hadi yürü, seni uyuşuk kedi, şu kokuyu takip et. Sence bu işe yarayacak mı Mucit Şirin? Kokusuna bakacak olursak hayır. Hiç işe yaramadı. Eskisinden daha kötü kokuyor. Şaşırtıcı. Küçük yaratığın bu kadar kötü kokması ne fena. Çok şirin bir ev hayvanı olabilirdi. Gördün mü? Beni izle. Önce ağzını aç ve sonra bu güzel yiyeceklerden birini içine at. İşte bunun gibi, tamam mı? Hayır mı? Emin misin? İzle. Tekrar yapacağım. Bir şeyler yemek zorundasın ve bunlar çok lezzetli.
Ama onu iyice yıkamamız bile işe yaramadı Şirin Baba. Üstüne döktüğüm o tertemiz su bile işe yaramadı. Ve yemek yemiyor Şirin Baba. Güzelim pastalarından hiçbirini denemek bile istemedi. Kendi başına idare edemeyecek kadar küçük kadar Şirin Baba. O kadar fena bakıyor. Küçüksün üzümleri bile acılaştı. Benim son yaptığım turta da kabarmadı. Gerçekten Şirin Baba, bu maskeler bile hiç kimseyi kurtaramıyor. Bir şey yapamaz mısın Şirin Baba? Evet Şirin Baba. Evet benim küçük şirinlerim, elimden geleni yaparım. Koku burada kuvvetleniyor Azman. Yakında, çok yakında o iğrenç şirin köyüne varacağız. Ve vardığımız zaman onları... Azman! Azman! Gel buraya! Azman, sana buraya gel dedim. Azman! Oh, emirlerime itaat et. Umarım bu şirinler köyünün kokusunu değiştirir. Ay, çok fazla çiçek esansı koymuşum buna. Ay. Bu koku daha da kuvvetleniyor. Evet bitti. Umarım bu işe yarar. Ha, başardım. İşe yarıyor. Burnuma güzel şirin çiliği kokusu geliyor. Ha, burada daha da çoğaldı. Koklamaya devam et Asman. Çok yakındayız artık. Ah, Gargamel! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Çok yararlı bir maske mucit Şirin. Sağ ol Şirin Baba. Hem de işe yarıyordu değil mi? Ama tek sorun var. Bundan bir tane var ama biz yüz şiriniz. Evet, başka bir çözüm bulana kadar yenilerini yapmaya başla sen. Şirin Baba! Şirin Baba! Gargamel buraya doğru geliyor! Gargamel! Nasıl yapabilir Şirin Baba? Bu yaratık Gargamel onun kokusunu takip ediyor. Gözlüklü Şirin, aptal Şirin, yaratığı köyden uzak bir yere götürün. Acele edin. Peki Şirin Baba, gidelim Gözlüklü Şirin. Gel buraya ziyaretçi yaratık. Gel buraya küçük hayvan! Ha, buraya gel. Gel oğlum, gel küçük küçük! Al, bu işe yarayabilir. Teşekkürler Şirin Baba! Bu eminim çok işimize yarayacak. Al oğlum, hadi bakalım. Ha, şuna bak. Hı? Anlaşıldı. Somurtkan Şirin küçük yaratığı köyden götürmesi gereken Şirin sensin. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Biliyorum Somurtkan Şirin ama sen tek ümidimizsin. Al Somurtkan Şirin, bunu kullan. Çok işe yarıyor. Yani birazcık. Somurtkan'ı kurtarmak için acele etmeliyim. Gargamel onu yakalamamalı. Kokan, kokmak, koku, kokular, kokulu, kokusuz. Yo, başka bir şey, başka bir şey. Ha, köy bu tarafta Azman. Köye neredeyse vardık Azman. Kokusunu alıyorum. Bu taraftan. Boya, boynuz, boz, bozgun, bozkır. Orta Asya bozkırları işte burada. Olamaz. Somurtkan Şirin ve küçük yaratığı bir an önce kurtarmalıyız. Ay, kaybedecek zaman yok. Müzisyen Şirin, çağır peki onları. Peki Şirin Baba. Hemen geri dönmeliyiz. Bu tarafa Azman koku çoğalıyor. Hayır, bu tarafa Azman. Çok yakınız Azman, çok yakınız. Köy yakında, gel Azman, gel yakında oraya varacağız seninle. Koşmaktan nefret ederim. Burada kalırsa açlık ve yalnızlıktan ölecek şirinlerim. Ve eminim kendi türüyle birlikte çok daha mutlu olacaktır. Aferin Somurtkan Şirin. Hadi yola çıkın. Leylek, uçman gereken çok uzun bir mesafe var. Hoşçakal. Dedalardan nefret ediyorum. Yakında Azman, yakında. Yaramazlık yapmazsan sana da yedireceğim. Sen kapandaki fareyi bile bulamazsın. Aptal mı seni kokan kedi? Kokuyu kaybedinceye kadar saatlerce yürüdün ama ben kaybetmedim. Her yanıma bulaştı. Her şeyim pis kokuyor. Bu olmaz, olmaz. Bu yok mu? Bu ne? İşte hayalci Şirin. Ve şimdi dilek tutma sırası sende Somurtkan. Dilek tutmaktan nefret ederim. Hadi senin sıran Somurtkan. Benim dileğim küçük yaratığın Emine sağ salim varmasın. Eminim varacaktır Somurtkan, eminim varacaktır.
Biliyorsunuz balıklar su altında nefes alabilirler ama şirinler oksijeni havadan alırlar. Şimdi şu noktaya bakın. Yeniden geliyor. Büyük yaşlı bir balığa benziyor. Gözlüklü köpek balığı olduğunu söylüyor. Gözlüklünün köpek balığı resmini yedi. Bu kaya balığı olmalı. Hazine sandıklarını taşımaktan yoruldum artık. Bu insanların derdi nedir anlayamıyorum. Altın. Hadi Aquarius, yaşlanıyorsun. Bunu kaldıramıyorum. Marina. Baba. Çabuk gel Marina. Ne oldu babacığım? Mide spazmı galiba. Kahvaltıda fazla yeşil balık yedim ondandır. Tamam şimdi rahatla baba. Ajax ve Herkül'ü seni eve götürürler. Ben de sana Nilüfer kökü getireceğim. Nilüfer kökü mü? Hayır Marina. Avalon'un yakınlarına gitmemelisin. Orası çok tehlikeli. Ama baba oraya daha önce de gitmiştin. Orası şirinlerin nehri Marina. Nehri çok iyi koruyorlardır zannediyorum canım. Dikkatli olurum baba, söz veriyorum. Birkaç gün içinde ilacınla beraber evde olurum. Marina lütfen gitme kızım. Unutmayın ustanın yaşamı sizin ellerinizde. Eğer ona hava pompalamazsanız suyun altında nefes alamaz. Yeterince açık mı? Peki bu şeyi nasıl çalıştıracağız? Seni aşağı bastıracağız. Hayır şimdi değil. Sakın Şirin, sana çalıştır dediğim zaman şimdi dememiştim. Ay sen iyi misin usta Şirin? Evet çok iyiyim. Evet küçük Şirinlerim, sanırım deneme dalışı için hazırız. Şimdi eğer yukarı çıkmak istersen kordonu bir kere çek. Eğer daha fazla hava istersen iki kere çek. Bir kere çekince yukarı mıydı? Ya merak etme sakın Şirin. Ben ne dersem onu yap. Hazırız Şirin baba. Unutmayın ben de sizin itmenize uyuyacağım. Hazır mısın usta Şirin? Şirin baba. Bir daha bunu yapma. Büyük bir balina olduğunda ısrar ediyorum. Şimdi usta Şirin. Aşağıda dikkatli ol. Aşağı yukarı. Evet oldu. Yeterince aşağı indi sanırım küçük şirinlerim. Sakar! Yukarı, aşağı. Yukarı, evet, Şirin baba. Aşağı. Usta yukarı çıkmak istiyor. Aşağı. Asılım bir şey oldu galiba. Oksijen, daha fazla oksijen istiyor. Şirin baba yardım et! Ben tutuyorum, siz sana pompalayın. Oksijene ihtiyacı var. Hızlı Sakar, hızlı! Hayır, o kadar değil. Bir deniz kızı yakalamış. Aman tanrım. Onları bu kedi balıklarından kurtarmamız gerekiyor. Şirin baba, ne kadar tatlı. Sence de öyle değil mi? Belki hayati tehlikeyi atlatır. Nilüfer kökü, Avalon. Lütfen.
Nilüfer kökü mü? Avalon'un köyünün yakınlarında bir yerde olmalı. Ah tabii, Avalon'un büyülü nehri. Deniz kızının nasıl olduğuna bakmaya geldim. Usta Şirin, neden ona çiçek getirdin? Evet, birileri hasta olduğu zaman biliyorsun, bir balık zannetmiştim ama balık değilmiş galiba. O bir balık mı Şirin baba? Tam değil Şirin'i. Şunu biliyoruz ki deniz kızları çok uzun süre suyun altında yaşayabilirler. İşte burada, Avalon'un nehri. Büyülü sağlık otlarının kaynağı ve çok titiz bir şekilde korunmaktadır. Başım. Ayılıyor. Ben neredeyim? Şirinler köyünde dostlarımla. Dost mu? Siz dost değilsiniz. Sakin ol. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Seni nehirde bulmuştuk, hatırladın mı? Nehir! Nehire geri dönmeliyim. Şirin baba. Şirin baba! Şirin baba! Sakin ol, ona bir oda verin. Sakinleş küçük deniz kızı. Biz sadece sana yardım etmek istiyoruz. Ben Şirin babayım. Ben de Şirin'i. Ben de Usta Şirin canım. Benim adım da Marina. Evim Atlantika'da, okyanusun altında, çok uzaklarda. Marina, ne güzel bir isim değil mi? Bu nedir? Usta Şirin senin için yaptı. Bir Şirin netice. Havayla suyu karıştırıyor. Bütün balıkların, bütün deniz kızlarının ihtiyacı olan havayla suyu tabii. Ne kadar düşüncelisin. Marina, neden evinden bu kadar uzakta yüzüyorsun? Babam Aquarius çok hasta ve eğer onu Avalon'un nehrindeki nilüfer köklerinden götürmezsem ölecek, geç kalmış olabilirim. Lütfen ağlama. Şirin baba, bir şeyler yapamaz mıyız? Müzisyen, çabuk herkesi büyük meşe ağacının altına topla hemen şimdi. Şirin'e, yanına bir grup Şirin alıp Avalon'un nehrine git. Bulabildiğin kadar nilüfer kökü topla, tamam mı? Nilüferden de nefret ederim, kökünden de. Ama unutmayın, Avalon'un nehrini çok iyi koruyorlar. Gözlerinizi dört açın, çok dikkatli olmalısınız. Temel Şirin, duydun mu? Evet, istediğin zaman hazırım Şirin'e. Evet, deniz kurtarma ekibi. Tabii ki hayalci kaptanınız Usta Şirin de dalgıç. Ve dümende de gözlüklü olacak. Ne yani? Hoşunuza gitmedi mi? Bunun çok güzel olacağına eminim. Korkunç! Beceriksiz tayfalar ve aşık bir dalgıç! Bu ne biçim kurtarma ekibi böyle? Aman tanrım! Sen üzülme Marina. Baban yeniden sağlığına kavuşacak, merak etme. Usta, gemiyi kaçıracaksın. Usta Şirin ne kadar da sevimli biri. Evet, öyledir. Ya! Acele edin tayfalar! Neden her zaman yorulan biz oluyoruz da sen sürekli emir veriyorsun, söyler misin? Ya hihoyu seviyor musun? Benim hoşuma gidiyor. Evet, eminim de. Ama bazıları sevmiyor galiba. Ama maalesef dinlemek zorundasınız. Ya hiho, ya hiho! Yavaş olun tayfalar! Yahiho! Gözlüklü, durmak zorundayız. Şimdi duramayız! Gözlüklü! Gemi batmak üzere! Saçmalamayın! Bu gemi kesinlikle batmaz! Yahiho! İşte böyle, kızınız gelip bizi buldu ve biz de ona yardım etmeye söz verdik. Şimdilerde Şirin'in de ilacınızı arıyordur Bay Aquarius. Ona Avalon'dan uzak durmasını söyleseydiniz. Ben de Şirin'e ile gitmeliydim. Bu gibi de dümenci olmaktan sonra oraya gidip 10 tane canavarla dönüşmeyi tercih ederdim. Bu çok daha zevkli olurdu doğrusu. İşte burası, Avalon'un nehri burası olmalı. Şirin baba öyle söylerdi. Buraya gelenlerin gizli güçleri olurmuş, siz de duymuş muydunuz? Hadi gelin çocuklar, bakalım hadi. Bakmak eşittir nefret. Evet, ama uzun zaman kalacaksak beni biraz kestirmem lazım. İşte buradalar, nilüferler.
de kökünü de buldum. Sakın bunu yapma. Nilüfer'in özellikle kökünden nefret ederim. Bu bir canavar olmalı. Hadi buradan gidelim. Evet. Birazdan gideceğiz, tamam mı? Bunu sakın yapma. Hayır, bunu yapacağız. Bir deneyeyim bakalım. Bizi yakaladı. Aa, tamam seni yaşlı canavar. Bizden ne istiyorsa söyler misin lütfen? Ya paranım ya da canınım. Evet, ya paranız ya canınız dedim. Hangisi olsun? Siz turistlerin genelde bir çanta dolusu parası olur. Siz parasız evi terk edemezsiniz. Tamam ama bizim geldiğimiz yerde kimsenin para ihtiyacı yoktur. Peki nereden geliyorsunuz tatlım? Söylesene bakalım. Bataklık kumuna dönüştü. Bataklık kumu mu? En çok bataklık kumuna nefret ederim. Bravo. Bravo, çok güzel, harika. Baba, babacığım. Marina, küçük kızımı bir daha göremeyeceğimden korkuyordum. Ama bu yardımsever cesur küçük mavi yaratıklar sayesinde seni yeniden kollarımın arasına alabiliyorum. O kadar mutluyum ki Marina. Usta Şirin. Şirinler köyüne hoş geldiniz Bay Akarius. Kanuk severliğiniz karşısında çok onurlandım efendim, sağ olun. Güçlü, Sakar. Hemen Bay Akarius'u benim evime götürün. Uzun bir yolculuk yaptı. Dinlenmeye ihtiyacı Şirin vardır. Şirin baba haklı babacığım. Dinlen, biraz sonra Nilüfer köklerini de getirecekler. Usta Şirin, konuklarımızı şüphelendirmek istemiyorum ama Şirin'e ve takımı gideli çok uzun zaman oldu ve hala dönmediler. Hayır, Akarius iyi göremiyor. Nilüfer köklerine ihtiyacı var. Nerede kaldı şu Şirin edicim? Şşt, unutma. Akarius iyi değil. Onu üzmemeliyiz. Ben Şirinlerimi alıp Şirin'i aramaya gidiyorum. Sağ ol Usta Şirin. Senin küçük canavar, bu yaptığın birkaç tane nilüfer kökü için değer miydi? Çabuk çıkar bizi buradan, hadi. Aptal nilüferler. Eğer onlardan alırsanız hayat kurtarmak için gücünüz olur. Ama eğer çalarsanız can alırsınız. Siz bunu aptalca mı diyorsunuz? Sanırım aptalca değil de pahalı demeliydiniz küçük yaratıklar. Şu garip yaratığı gördünüz mü? Herkes çok dikkatli olsun Şirinler, benim bir planım var. Bir istediğiniz var mı? Evet, gölge yapma lütfen. Büyül nehir burada. Nilüfer köklerini getirin. Bunu yapmayın lütfen. Yapacağız. Güçlü neredesin? Burada ağacın üstündeyim. Ne? Ağacın üstündeyim. Usta Şirin, ben buradayım. Sen aşağıda mısın? Hayır. Sihirli ayakkabılarımı bırakın. Beni kandırdınız. Çabuk Usta Şirin, hadi bizimkileri kurtaralım. Siz iyi misiniz? Usta Şirin, onları bataklık kumundan çıkaralım. Hayır, bu haksızlık. İlaç ha? İlaçtan da nefret ederim. Kendinizden utanmalısınız bayım. Dünyada paradan daha önemli şeyler de vardır. Peki ne vardır? Sağlık, mutluluk ve sevgi. Ve oburun kurabiyeleri. Ne kurabiye mi, neli kurabiye? Böğürtlenli. Böğürtlenli kurabiye mi? Bayılırım. Boş ver. Nilüferlerden bahsediyorum. Her şeyi alın. Bütün nilüferleri. Bana bir örtlenli kurabiye verin. O nilüferlere çok ihtiyacımız var. Bir daha böyle davranmayacağını söz vereceksin. Tamam mı? Söz veriyorum. Sanırım şirin bir anlaşma yaptık Bay Kustadion. Bay Kustadion'u çözebilirsin. Küçük şeritlerim. Bu akşam çok önemli bir olayı kutlayacağız. Hepiniz hazırlanın. Evet. Deniz altından gelen dostlarımız yaşıyorlar ve çok mutlular küçük şirinlerim. Gönüllülerden oluşan iki takımımız da eve geri döndü. Zafer bizim şirinlerim. Yaşasın! Bravo! Ve ben de hepsini aramızda görmekten mutluluk duyuyorum sevgili dostlarım. Her neyse, ben aslında başka bir şeyden bahsetmek istiyordum. Bir dostumuz cesaretli, gösterdiği üstün başarıları
ve kendi hayatını tehlikeye atarak başkalarını kurtardığı için Şirinler kitabına bir kahraman olarak geçecektir. Şirinler köyünde böyle biri olduğu için çok mutluyum sevgili dostlarım. Usta Şirin'i kutluyoruz. Yaşasın Usta Şirin, yaşasın. Marina, bu hayatımın en şirin gecesi biliyor musun? Ben de bu geceyi senin gibi asla unutmayacağım Usta Şirin. Biliyor musun, eğer bir deniz kızı suya bir çiçek atarsa... bu onun bir gün mutlaka geri döneceğini gösterir. Bana bir gün buraya geri döneceğini mi söylemek istiyorsun Marina? Evet, ama şimdi babam sağlığına kavuştu. Aa Usta Şirin, neden sen bizimle gelip deniz altında yaşamıyorsun? Marina, mutlaka bir yolu olmalı. Evet. Yarın yine buluşalım. Şu gençler ne kadar da ateşli oluyorlar, öyle değil mi dostum? Öyle mi dersiniz? Bilmiyorum Şirin'e. Ama önünde sonunda bir gün gelecek ve ayrılmaları gerekecek. Bir ömür boyu beraber yaşayamazlar. Ama bu çok kötü, çok. Biliyorum, bir gün yolunu bulacağız. Bir gün mutlaka. Bunun adı neydi? Şirin hava pompası. Bununla deniz altında yaşayabilirim. Gerçekten. Bu muhteşem. Benim dünyama hoş geldin Usta Şirin. Nasıl buldun? Çok Şirin. Bu biraz yorucu oluyormuş. Sen her şeyi başarırsın Usta Şirin. Marina, beni bekle. Seni sonsuza kadar bekleyeceğim. Marina. İmdat. Bu Şirin yiyen bir istiridye. Az zavallı Usta Şirin. Onu açamam ki. Git güçlüyü çağır, o bizden daha güçlü. Acele etmeliyim. Kendini korumaya çalış. Hey, şuna bak, gözlüklü. Sanki bir balık gibi yüzüyor. Evet, balık gibi yüzüyor. Ama o tamamen bir balık değil. Bu Usta Şirin'in tamamen bir Şirin olmaması gibi bir şey, anlatabilir miyim Sakar Şirin? Birbirlerini seviyorlar. Onlar için de fark eder ki. Şirin baba her zaman ne der? Doğuysa doğudur, batıysa batı. Asla yanlış yöne gitme küçük Şirin. Ne? Sen ne dedin? Ben Nubi çeşidi dedi ya, şeydi. İmdat! Güçlüyü çağırın, Usta Şirin zor durumda. Usta Şirin mi? Neden Usta Şirin? Güçlü, güçlü! Gidelim, çabuk ol! Korkmayın, gözüklü Şirin işte tam burada. Bayağı unutmuşum ben, yüzme bilmem ki. Güçlü Şirin! Marina, Usta Şirin nerede? Beni izle. Hop! Hiçbir yararı yok. Blok 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 blok. Hepsi! Özür dilerim. Ama boğulabilirdin usta. Usta Şirin, cesursun dedik ama bunu yapmamalıydın. Bu çok çılgınca. Belki Marina karada yaşamayı öğrenebilir. O zaman da başka bir problem çıkıyor. Su. O zaman sahilde oturup bütün gün midye yiyin. Bunu yarın hatırlatabilirsin. Yarın mı? Ama baba, onu seviyorum. Tabii ki seviyorsun. Ama eğer onu gerçekten seviyorsan onu bırakmalısın. Denizde yaşayan bir şirin sudan çıkmış balığa döner. Bunu bilmelisin. Biliyorum. Ha baba. Peki ne yapabilirim, söyler misin? Sanırım cevabını biliyorsun. Ben yarın eve dönüyorum ve yalnız gidebileceğimi de sanmıyorum Marina. Ona bu gece söylemeliyim. Affedersin. Ne güzel bakıyorsun Usta Şirin. Evet, açık bir günde okyanusu görebilirsin. Bana okyanustan bahset Usta Şirin. Dalış takımıma palet ve tüpleri de eklersen... Dur lütfen. Dalış takımın cevap değil canım. Peki daha iyi bir şeyler bulayım. Seni bir gün okyanusun üzerinde dolaştırmaya başlayayım. Usta Şirin. Ay ışığında gözlerime baktığım zaman o kadar çok etkileniyorum ki. İmdat! İmdat! Usta Şirin! Geliyorum Marina! Usta Şirin, bana yardım et! Geliyorum, merak etme, geliyorum!
Bu marena, çabuk olun. Aşkım, bir tanem. Usta Şirin. Her şey ne kadar da güzeldi, öyle değil mi? Aa, Usta Şirin. Ağlama Şirineciğim. Nasıl olsa Atlantika'ya gidecekti. Üzülme Usta Şirin. Belki de senin için böylesi daha iyi oldu. Elveda deseydi daha da çok üzülebilirdin. Sonsuza kadar seninle olacak Usta Şirin.